Avrupa Birliği projesi medeniyet perspektifinde değerlendirdiğimiz zaman bir New Romana, yeni Roma imparatorluğunun bir modern bir denemesidir. Yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun bir denemesi gibi oldu siyasal boyutuyla. Yani tek bir Avrupa, bu Avrupa'da işte o biliyorsunuz ambleminde de 12 tane yıldız var, hatta dinsel bir boyutu da atfedilir. Yani 12 havari filan temsil eder Hazreti İsa'nın filan. Dolayısıyla bu anlamda da sembolik bir takım yorumları filan vardır, alegorik. Şimdi tabii ama Avrupa'nın şöyle bir özelliği var. Yani dediğim gibi bir taraftan tabii Rusya, Stalin tehdidi vardı da biliyorsunuz. Yani Stalin'in Polonya'yı işgal etmesi, komünizmin Sovyetler Birliği'nin ta işte artık Almanya sınırlarına filan dayanması da ayrıca Avrupalıların bir arada hareket etmeleri için de bir dinamik oluşturdu yani. Çünkü sadece Almanya tehdidi değil de aynı zamanda komünizm ve Sovyet ve Stalin tehdidi de Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesinde önemli bir etken sayılabilir. Diğer birisi ise Vatikan önemli burada. Yani Vatikan özellikle 2. Vatikan Konsili 1965'te 23. John 6. Paul'un ortaya koyduğu dinsel boyutuyla da Vatikan Avrupa'daki Katoliklerle Protestanlar arasında, Protestanlarla Ortodokslar, Ortodokslarla Katolikler arasındaki problemleri çözerek yine de bir Hristiyan birliğine ulaşmayı Vatikan da aslında desteklemiştir. Çünkü Avrupa'da çok büyük din savaşları yaptı, yani biliyorsunuz Avrupa çok kanlı savaşlar oldu. Bu savaşları bir daha tekerrür etmemesi için tabiri caizse işte bu Westfalia barışının tekrar hakim olması için Avrupa'yı domine eden bir takım temel dinamikler oldu ve bu temel dinamikler Avrupa'yı bir araya getirdi bir boyutuyla. Fakat Avrupa'nın ki Avrupa medeniyet olarak çoğulcu bir olmadığı için genelde kendisini öteki üzerinden tanımladığı için sürekli kendisine düşman yarattığı için Avrupa'nın tarihinde bir çoğulculuk yok maalesef. Çoğulculuk olmadığı için de özellikle Cezayir'de işte sizin söylediğiniz göçmenlerin gelmesiyle, Tunus, Kuzey Afrika'dan gelenlerle 1960'tan sonra işte yoğun Almanya'ya Türk nüfusu, Balkanlardan özellikle Müslüman nüfusun yani Avrupa'ya göç etmesiyle beraber Avrupa'da tekrar bir sorun daha başladı. Ve Avrupa bu sefer yine artık tehdit olarak artık Hitler ve dediğiniz gibi tehdit olarak artık Sovyetler Birliği dağılmasıyla beraber komünizm de tehdit olmaktan çıktı siyasal düzlemde. İslam bir öteki olarak aynı zamanda Greco-Roman bir gelenekten gelmeyen Asyatik bir din olarak yani onlara göre İslam bir tehdit olarak ortaya çıktı. Ve bunun üzerinde işte İslamofobiya, İslam düşmanlığı Avrupa'da sağ partilerinde yükselmesiyle beraber çok önemli bir sorun haline geldi. Çünkü bugün Avrupa temelleri çatırdıyor. Zaten Batı medeniyeti aslında şunu söyleyeyim, Batı medeniyeti bir boyutuyla bitmiştir. Hem entelektüel temeli boşalmıştır, hem epistemolojik temeli boşalmıştır. Ve bugün açık söylemek gerekirse Batı medeniyetinin insanlığa söyleyecek bir sözü kalmamıştır. Çünkü bu finans kapitalı sömürgecilikle, sadece öteki üzerinden insanları tanımlamakla, ötekileştirmekle, ırkçılıkla dünyaya barış gelemeyeceği ve dünyada bir tabiri caizse hak ve adalet merkezi bir düzen tesis edilemeyeceği ortada. Çatışmacı bir model. Avrupa'nın bittiğini yani Batı medeniyetinin çöktüğünü biz söylemiyoruz yani. Bunu daha 100 yıl önce Oswald Spengler mesela söyledi. Hatta Arnold Toynbee bile tarih felsefesinde Batı medeniyetinin sonunun geldiğini söyledi. Bu boyuttan baktığımız zaman evet yani Avrupa'nın Batı medeniyetinin artık insanlığa bir şey söyleyecek bir laf olmadığı gibi sadece bir insanlık sorununa yol açmadı. Batı medeniyeti aynı zamanda bir gezegen sorununa yol açmıştır. Ortada bir gezegen sorunu var. Nasıl bir gezegen? İnsanlık sorunu zaten var yani. İşte katliamlar var Orta Doğu'da. Müslüman kanı akıyor. Mazlumların kanı akıyor. Ve bu dünyada eğer mazlumların kanı akıyorsa sadece suçu bu bölgedeki insanların cehaletine yükleyemeyiz. Yani şey ne diyor? Samuel Huntington bunu açıkça söylüyor. Zannedilmesin ki yani Batı medeniyetinin dünyadaki üstünlüğü
batılı değerlerin üstün olmasından, ahlaki değerlerin üstün olmasından, adaletinden, merhametinden kaynak almaz. Batının dünyadaki egemenliği silahlarının gücünden, parasının gücünden ve ordularının gücünden kaynaklanır. Aslında Almanya ne diyor? Almanya eski başbakan Schröder, artık diyor biz işgal edilmiş bir ülke muamelesi görmek istemiyoruz. Bu ne demek yani? Amerika'ya söylüyor. Çünkü biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Almanya yenildiği zaman Almanya siyasal anlamda Amerika'nın şeyi altına girdi tamamen, askeri anlamda tahakkübü altına girdi. Daha Almanya'da 150 bin kişilik Amerikan ordusu vardı. Almanlar ordu bile kuramıyorlardı. Sadece bir ekonomik bağımsızları vardı. Bugün Almanya askeri ve siyasal anlamda halen Yalta Antlaşması'nın, Stalin, Roosevelt ve Churchill'in yapmış olduğu anlaşmalar gereğince yönetilen bir ülke. Şimdi Fransa da rahatsız tabii Amerika'nın aslında bu kadar kıtaya müdahil olmasından. Fakat tabii Avrupa ne kadar koruyabilir? Yani Fransa Amerika'ya karşı ne kadar dik durabilir? NATO'nun bir görevi aslında zannedildiği gibi Avrupa ülkelerini korumaktan çok nedir biliyor musunuz aslında? NATO'nun görevi Almanya'nın kıtaya hakim olmasını önlemek, Rusya'yı kıtadan uzak tutmak, İngiltere'yi de burada siyasal anlamda koruyucu olarak tutmak. Peki Türkiye'deki ülkeler için ne yapmaktır NATO'nun görevi? Türkiye'deki ülkeler için de Amerika'nın çizmiş olduğu dış politika, Amerika'nın çizmiş olduğu ulusal perspektiften Türkiye gibi ülkeler saparsa, aslında burada NATO'nun görevi de burada darbe yapmaktır. Ha, bunu açık söyleyeyim size. Darbe yapmak, tehdit etmektir. NATO'nun görevi mesela Türkiye gibi ülkeleri falan korumak falan değildir aslında yani. Kontrol altında tutmaktır. Orduların gelişimini, taarruz gücünü dumura uğratmaktır. Kendisine bağımlı kılmaktır. NATO demek zaten Amerika Birleşik Devletleri demek. Ama şunu söyleyebilirim. Fransızlar evet yani Macron tek başına yani Almanya'yı arkasına almadığı sürece, diğer İtalya gibi ülkeleri arkasına almadığı sürece tek başına Amerika'ya karşı duracak bir siyasi ve askeri kabiliyeti yok aslında, onu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir şey var tabii Avrupa şu andan itibaren gerçekten karışıyor. Ben bir tweet olarak da geçen de bir televizyonda da söyledim. Paris'te dedim, dikkat edin, büyük şeytan orada olabilir dedim. Şimdi Paris'in karışmasının nedenlerinden birisi nedir yani? Paris'in karışmasının nedenleri, Paris'teki olayları Mossad, yani CIA olmadan çok fazla açıklayamayız. Ama Avrupalılar şöyledir, gerçekten ikiyüzlüdürler. Avrupa'da insanlar sokağa çıktıkları zaman, hükümetlere karşı harekete geçtikleri zaman bu bir güvenlik ve terör meselesidir. Ama Türkiye'de etrafı dağıttıkları zaman, her yeri kırıp döktükleri zaman ise bu bir özgürlük meselesidir. Yani Avrupa'da terör bir gösteri, haklı bir gösteri, hak arayışı zaman zaman bir terör ve güvenlik sorunu olarak kabul edilirken, Türkiye'de bazen olaylar olur, askerler öldürülür, insanlar öldürülür, katledilir, kamu malına zarar verilir. Bu sadece ifade özgürlüğü ve insanların siyasal özgürlükleri olarak değerlendirilir. Bu anlamda Batı bir ikiyüzlüdür kesinlikle. Batı medeniyetinin İslamofobiyası Batı Hristiyanlığın teolojisinden kaynaklanır aslında. Dini bir temeli var yani, teoloji, ilahiyat var. Çünkü Hristiyanlık monist bir dindir. Hazreti İsa'ya Tanrı olarak kabul etmeyen bir toplumu, bir bireyi kurtuluşa eremez diye inanırlar. Çünkü Hazreti İsa ne der? Yol ve hakikat benim. Babaya inanmayan kurtuluşa eremez. Dolayısıyla bir kere biz Müslümanlar olarak heterodoksuz yani. Tabiri caizse kafiriz, tamam mı, onlara göre? Bir kere bunu bir yerde tutmak lazım. Şimdi toparlayacak olursak, şimdi Erdoğan'ın şahsında şöyle bir şey var. Abdülhamit tabii son imparator sayılabilir. Mesela tabii Avrupa'nın meselesi aslında Erdoğan'la değil. Erdoğan'ın temsil ettiği Türkiye ile. Yani Erdoğan Türkiye'yi artık 70 sente muhtaç olmaktan kurtararak bölgesel bir güç haline dönüştürdü. Bölgesel bir güç haline dönüştürdüğü için Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'yi Batı kendisine siyasi ve askeri anlamda meydan okuyan bir
meydan okuma olarak anlıyor.